Kocan ne yapıyor? Hala kızgın mı bana? Yok. Alanlar için çok özür dilerim Bilgin Bey. Olur mu Cennet Hanım? Ben de karımı o şekilde görsem kocan gibi yapardım. Benim hanım bulaşık yıkamayı pek sevmez. Öyle evde birikir de makineye atar. Gerçi şimdi köye gitti, ailesinin yanına. Tek kaldım. Öyle yatakta bir oraya bir buraya dönüp duruyorum. Yani yanında bir insanın olması iyi oluyor. İnsan yalnız olmamalı değil mi ama? Kolay gelsin sana. Bir şey olursa seslenirsin. Sağ olun Bilgin Bey, seslenirim. Öyle çok korktum ki. Tamam canım, geçti artık. Ama Elif öldü abla. O kadar iyi kızdı ki. Hayat. Hayat her zaman beklediğin gibi gitmez. Bunu burada en iyi sen biliyorsun. Elif için ben de çok üzüldüm. Ama kendini toparlaman lazım. Bak seni seven onca insan var. Annem var, babam var. Hem Kadriye anan da seni çok özledi. O nasıl abi? İyi. Seni görürse daha iyi olacak. İnşallah abi. Çok özledim bunu. Hem siz ne zaman evleniyorsunuz? Belli oldu. Biraz daha zamanı var hayat. Niye? Babam mı izin vermiyor? Yok. Bazı sorunlar var. Pelin. Canım, nasılsın? İyi, sen? Ben de çok iyiyim. Toplantım var şimdi de girmeden arayayım seni dedim. İyi yapmış. Neyse benim kapatmam lazım. En azından sesini duymuş oldum. Tamam. Tamam, kolay gelsin sana. Görüşürüz. Fakir ama gururlu eniştemiz mi? Şebnem sen ne istiyorsun Allah aşkına? Aynı şeyleri söylemekten bıkmadın mı? Yo, bıkmadım. Sen anlayana kadar da söylemeye devam edeceğim. Neden? Hayır, senin Siraç'la olan derdin nedir ki? Anlamıyorum. Yani Siraç gibi yoksul bir adamın hissettiklerinin aşk olabileceğine inanmıyorum. Hoş gerçi aşka da inandığım söylenemez ama her şeyin bir bedeli var. Öyle değil mi Pelin'ciğim? Siraç'ın benden nasıl bir beklentisi olabilir ki Şebnem? Bence sen Siraç'ı sevmiyorsun. Onu acıdığın için onunla berabersin. Böylelikle kendini daha iyi hissediyorsun. Acıdığım için mi? Ben o adama acımıyorum. Ben o adama hayranım Şebnem. Onun yaptıklarını inanılmaz asil buluyorum. Yalan dolana muhtaç olmadan dürüstçe hayatını kazanmaya çalışıyor. Ailesine bakıyor ya. Çok asil bir şey onun yaptığı ve senden benden çok daha fazla derdi var. E tamam işte. Bu büyük dertlerini seninle beraber aşacak. Anlamıyorsun Pelin. Seninle evlenip bir hayat kurma cüretini fakirliğinden alıyor. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyi yok. Bak beni dinle. Aşk meşk diye kandırma kendini. O senin saygınlığının ve zenginliğinin peşinde. Buna adım kadar eminim. Sen nereden bilebilirsin ki onun aklından geçenleri? Hem de çok iyi biliyorum Pelin. Ne düşünürler? Yoksulluktan kurtulmak için neler yapabilirler? Neleri göze alabilirler?
Hepsini çok iyi biliyorum. Çok safsın Pelin. Hayat büyük. Kandırma kendini. Büyük olmaya çalışmayıp küçük olmaya çalışırsan ölürsün. Bak Şebnem, sen benim ailemden biri değilsin. Kardeşim değilsin, hiçbir şeyim değilsin, tamam mı? Benim hayatımla ilgili verdiğim kararlar seni hiçbir şekilde ilgilendirmez. Ben toplantı odasındayım. Bravo, iyi konuştun, takdir ettim. Siz ne zaman Semra Hanım'dan kurtulmayı düşünüyorsunuz? Şimdi sırası mı? Ne zaman sırası Tarık Bey? Hı? Ne zaman sırası? Artık aldığınız pahalı hediyelere kanacak durumda değilim. Şu Siraç kanemicisinden bir kurtulalım da önce. Tamam işte. Neden ikisinden birlikte kurtulmuyoruz? Buraya kadar gelmişken ben de gideyim şu elektrik işlerini halledeyim. Hayat. Hadi gel abicim, seni eve götüreyim ben. Ben götürürüm Siraç'cığım. Sen git işlerini hallet. Tamam. Akşam evde görüşürüz o zaman. Sağ ol Berat. Hayat bizim de ailemizin üyesi. Ona yardım etmek bizim görevimiz. Güle güle abi. Deniz, ben seni sonra arayayım mı? Tamam, arayacağım. Sizin aranızda ne oldu abi? Ablana sor. O anlatsın sana. Neyi anlatacakmışım? Aranızda ne oldu? Anlatsın Berat abi. O daha iyi bilir. Zeliha. Anlatsın beni yok yere neden sildiğini. Onun için uğraşan adamları nasıl dövdüğünü. Beni hiç dinlemeden haksız yere... Zeliha, beni dinle. Neyini dinleyin Berat? Ben kimseye durduk yere vurmadım, tamam mı? O teknede ikiniz öyle sarmaş dolaş görünce ne yapsaydım? Ben kimseyle sarmaş dolaş değildim Berat. Ben gözlerime mi inanayım, yoksa sana mı Zeliha? Bana Berat, bana. Çünkü o gözler baktığını görmüyor artık. Hadi anlat. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz ilk ayrıldık biliyor musun? Eğer evlenseydik, senin bu kafanla bizden bir şey olmazdı. Kalk Hayat. Yürü. Beni 70 yaşında bir adamla evlendirdiler abla. Okuyacaktım. Olmadı. 16 yaşımda karnımda çocuğumla ortada kaldım. Ailem benim yüzümden evinden ocağından oldu. Gurbet ellere düştüler. O da arkadaşım kucağımda öldü. Bebeği de.
bu yaşımda başıma bunlar geldi. Sizin taktığınız şeylere bakın. Her şey o kadar kötü ki. Niye hayatı kendinize zindan ediyorsunuz? Sarılın birbirinize. Mutlu olun. Siz birbirinizi seviyorsunuz.